Şehitlere Vefa konulu program. Necmi Kemal Akdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Şehitlere Vefa adı altında bir program düzenlendi. Okulun konferans salonunda yapılan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Açılış konuşmasını yapan okul müdürü Mehmet Uzun, 15 Temmuz darbe girişiminde meydana gelen terör olaylarında hayatını kaybeden şehitleri anmak, onları unutmamak ve unutturmamak amacıyla böyle bir program tertiplendiğine vurgu yaptı. Hoş geldiniz. Ama bugün git oğul, yoluna git. Bilesin ki Resul önderdir. Bilesin ki melekler ardındadır. Şehitlerimizi anmak ve onların aziz hatıralarını yaşatmak için düzenlemiş olduğumuz Şehitler Vefa programına hoş geldiniz. Onlar sevmez bu çaba. الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات bayramların bayram olmayacak bensiz mezarımın başında geçireceksin tüm bayramlarını dayan annem dayan Ben seni şehitler arasında bekleyeceğim. Bugün şehitlerimize vefa programı için buraya gelmiş bulunmaktayız. Gönül isterdi ki Türkiye'mizin daha güzel, terörün olmadı. Anaların acı çekmedi, güzel günler görmek isterdi. Fakat bu yaşanan, içinden geçtiğimiz bu durum, ülkemizin inşallah geleceğinin daha aydınlık olduğunu bir belirtisi olarak biz görüyoruz. Onlar Allah'tan gelen nimet ve keremin Allah'ın müminlerin ecrini zayi etmeyeceği müjdesine sevinci içindedirler. O halde dünya hayatını ahiret karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar, kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse biz ona yakında büyük bir mükafat vereceğiz. Vay, kıdemli çavuş Ömer Saadettin Bakır. Hakkari'nin Çukurcu ilçesi Çağlı Üst bölgesinde PKK'lı teröristlerin düzenlediği saldırıda 5 silah arkadaşım birlikte şehit oldum. Cenazemi binlerce nesil kardeşim uğurladı. Annem arkamdan şerefli yavrum, bak sen diyor uğurlamaya geldik diyerek ağladı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez diye aykıran kardeşlerim, evet vatanımızı bölemediler, bölemeyecekler. Ben Ufuk Bozgenç. İstanbul Beşiktaş'taki 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 100 kişinin de yaralandığı bombalı saldırıda ağır yaralanan ve 10 gün tedavi gördükten sonra şehit olan Gaziantep'li Çevik Kuvvet Polisi. Henüz 20 yaşındaydım ve polis babanın polis oğluydum. Memleketim Oğuz eline ben değil, al bayrağı sandı tabutum gitti. Siz kardeşlerim, beni unutmayın, unutturmayın. Vatan için, millet için, barış için, huzur için, din için, mukaddesat için, hürriyetimiz ve geleceğimiz için can veren bütün şehitlerimizi rahmetinle kucakla Allah'ım. Yüce kitabında şehitlere öler demeyin buyuruyorsun Allah'ım. Şehitlerimizi peygamberlerle, şehitlerle, salihlerle birlikte haşreyle. Şehitlerimizi Bedir ve Uhud şehitleriyle, Çanakkale, Malazgirt, Sakarya şehitleriyle birlikte cennette buluştur Allah'ım. Ülkemizin başı sağ olsun. Vatan sağ olsun.